Efendim, hepinize Kuru Motorfest'ten merhabalar. Kuru Motorfest'in şu an 21-23 Temmuz tarihleri arasında olan kapalı betasındayız. Oyunu bir kendi aramızda test edeceğiz. Bakalım, umarım hoşunuza gider. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Video da hoşunuza giderse like fırlatırsanız hani bir yolumuzu bulalım yeğenim. Woohoo! Şu an gaza geldim. Şu sahneler geçsin bir konuşmalara geçeriz biliyorsunuz. Aa, motorla geliyor. Playtest'te böyle değildi. Tamam. Hadi toplanın gençler. Fotoğraf zamanı. Ha, şimdi karakter seçme yerine gelecektik yanlış hatırlamıyorsam. Hadi bakalım karakteri seçerken. Efendim, ben playtest'ini daha önceden oynamıştım. Ama o zamanlarda maalesef NDA vardı. Yani gezilik sözleşmesi diyelim. Sunnyside'ın Türkçesi neydi? Neyse dur. Gezilik sözleşmesini imzaladığımız için paylaşmayı falan yasaktı. Yani paylaşamıyorduk. Paylaşırsak bizi yamultuyordu çünkü Ubisoft. Normal olarak zaten böyle şeyler yapılır playtest zamanlarında filan. Şimdi kapalı betadayız. Güzel bir şekilde, aha, sarı kelle varsa biz de varız. Hoşunuza giderse de şöyle helalinden bir like atarsanız, bakın çıkmamış oyunları bile ülkenin kurum temsilcisi olarak burada sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Helalinden bir like fırlatın yeğenim. Ubisoft'a desin aman aman, bu adamlar neler yapıyor böyle. Okey, hazırız. Hadi bakayım. Ekmek zamanı. Hadi hadi bir sakin olun. Vallahi hepiniz biliyorum heyecanlısınız ama şimdi gençler, Kuru Motorfest geliyor 1200 liraya, size iyi geçireceğiz. Ben Motorfest'in pazarlama sorumlusu Malu. Size app'ten okumuyorum. Kendim de denedim. Kendim denemediğim ürünü size sunmam diyor. Aha! Bak bak bak, sunum anlaşması. Hadi bakalım, başlayalım. Vay 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 vay. Efendim, ani küçük droplar belki yaşanıyor olabilir. O da ben herhalde her şeyi ultraya çektim. Bir haddimi bilmeden. Ondan dolayı büyük ihtimal. Hocam şuradan bir geçit miydi? Ver ver nitroyu, ver nitroyu, ver. Ver baba ver. Şimdi Made in Japan maplerinde Japon araçlarını kullanarak oyuncuların aklını çelmeyi planlıyoruz diyor açıkçası. Uzun lafın kısası yani. Dur bakayım şuradan bastık mıydı? Tamam. He, güzel olan. Şimdi ben köpek gibi Kuru 2'yi oynadım efendim zaten. Sevgili vatandaşlarımız, açıyır sever dostlarımız biliyordur. Oradaki araçlarımızı istersek buraya import edebiliyoruz. Ben de bütün araçları getir babam dedim. Bütün araçları buraya aktardım. Ha, el freniyle birlikte güzel drift yapabilirsin diyor. Ha, mantıklı, o drift olayını geri getirmişler. Allah belanı. Hocam kusura bakmayın, şuradan ben geçeyim. Eyvallah, sağ ol. Şuradan da yardırdık mıydı? Bunların dışında yeni playlistler falan var. Ama şunları bir oynayalım, bir tadını çıkaralım. Onun dışında çok değerli vatandaşlar, like'larınız tabii önemli. Önemli. Bundan sonrasında online kısmında Semih Bey gelebilirse de bizim Atman Gençlik Kolları'ndan Burak da aramıza dahil olacak. Bakalım, belki diğer arkadaşlar falan da dahil olabilir. Kendi aramızda bir online kısmında deneyeceğiz. Vay 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 vay. Hate be. Supra Supra başka ya. Ama Evo 9 olaydı daha iyi olurdu. Şu Made in Japan'lerde olan yeni haritaları gösteriyor. Vay 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 vay. Cillop. Şimdi sıradaki playlistte offroad hastaları için güzel yarışlar sunacağız size. Vahşi doğanın içerisindeyiz. Hadi bakayım. Bu tam NES'e göre. Grafiksel olarak bir gelişme var. Hakkını yemeyelim. Hakkını yemeyelim kelimesi de bana hep yapışıyor bu arada. Ama var yani gelişme. Hocam şuradan bir litronu alırız. Yine klasik arcade kafasında efendim. Arcade kafasında
Forza ile kurum çiftleşmesi diyebiliriz. Şahsi görüşüm bu yönde. Çünkü kendi farkını da koymuş yani ortaya. Hocam şuradan aradan geçtik miydi? Ben fragmanı izlerken fazla şey havasına gelmişti, Forza havasına gelmişti. Hala Forza havasını hissettiriyor ama kurumun böyle farklılıkları, o değişik tatları falan şey yapmışlar, araya serpiştirmişler. Şu motorla mesela bir tane koysam kendine gelsin. Şşş, lan George! Açıl bakayım aslanım! Hocam şuradan geçelim. Şu playlist'te, playlist diyorum pardon. Play testteyken efendim, tecrübelerimi falan sizinle çok paylaşmak isterim de. O süreçte! İçerik falan atamadığım için yaralı oldum. O zamanlarda da bu yarışları oynamışım tekrardan. Hocam şuradan bir arayı açarsanız ha. Motorlu şeref yoksunlarına bak. Motorlar play testte yoktu. Playlist diye isim geliyor ki demiş. Dur bakayım şu aradan girdik miydi? Hocam şey var mı? Lan. FPS'e geçemedim. Tablo değil miydi lan? C? Yok tab C olmuyor. Daha sonra bakarım bir dakika şimdi. Bir odaklanalım yola. Dur. Çekil lan. Çık lan. Aha. Woohoo! Bu arada ben birinci geçtim. Hakkımı yedirmem. Bravo! Aha. Burası lan Forza. Offroad özgürlük demektir. Ama sıradaki playlistte her şey rekabet üzerine. Neymiş o? Oo! İşte fark burada ortaya çıkıyor. Hadi ver. Burası çok güzel ya. Ben F1 oyunlarını oynayamıyorum. O kadar da tecrübe eden bir insan değilim. Nitro yok efendim bu etkinlikte. Ama arcade oyunlarında böyle F1 havasını veren ortamları seviyorum. Fazla simülasyona kaçıyor çünkü ben o işin içinden çıkıyorum ya. Kopuyorum. Ha bak lastiklerin gücü falan da var artık ha. Oradan pite giriyorsunuz. İnşallah Ferrari piti değildir. Puş. 5 saniyede yapıyorlar. Çekil şuradan. Hoş. Şuradan geçtik miydi? Eyti be. Fren. Tamam. Çok güzel. Burada Semih'le ne yarışlar yapacağız be? Çık lan. Aha bir de girdik. Aha. Puşum. Çok gaza geliyorum. Çık lan. Hoş. Ha bak geriye sarma da var. Kamerayı V'ye taşımışlar. Dur. Allah belanı bekle. Bir tane daha. Aha. İşte bu ya. Tamam. Şöyle hocam bir fren. Fren. Vallahi Semih'in görüşlerini de merak ediyorum. Biz ikimiz efendim bildiğiniz gibi köpek gibi kurum oynuyorduk zamanında. Ben kuruma Mevcan'la alıştım. Mevcan'la birlikte girdik böyle. Kendi aramızda oynuyorduk. O zamanlar o kadar popülaritesi yoktu ama seveni vardı yine. Kurum 2'ye kapalı betasından girmiştik. O zamanlarda Semih, ben, Mevcan girmiştik kapalı betasına falan. Videosunu çekmiştik hatta. Ana kanalda videosu var 2018'den kalma. Sonra satın aldık. 2019 dolaylarına falan herhalde. Biraz ara vermiştik, onu oynamamıştık. Köpek gibi oynadık. Semih'le aramızda rekabet falan filan derken yardırdık gittik orada. Yan kanalında ana malzemelerinden oldu bildiğiniz gibi. Şimdi Motor Fest'i de umarım güzel bir şekilde kanala yedireceğiz. Woohoo! Aha. Vay. Çok güzel. Ver. He bu arada fark ettiyseniz kurum 2'deki kamera olaylarını buraya da yedirmişler. Kamera diyorum pardon, grafik olaylarını. Aha. Retro alalım. Bu haritada Nitro yok, GPS yok efendim. Klasik retroya yedirmişler böyle. Çok güzel ya. Bu araçlarda her şey görünüş veya nostalji değil. Nasıl sürdüğün, nasıl hissettirdiği, o vitesin getiş sesini anlayamazsınız. Vitesin getiş sesini evet. Hocam şuradan bir geçelim şöyle. Buralar çok güzel ya. Böyle araç değişimlerinde ibrenin filan değişmesi evet. Değişmesi filan ekstra güzel olmuş. Ve şeyin de görüntünün filan da değişmesi böyle. Hocam şuradan geçelim. Vay. Nitro olmaması, GPS olmaması ekstradan böyle özgürlük sağlıyor, rahatlık sağlıyor insana diyor ablamız. Bir yana mantıklı. Sevenler için tabii ki.
Vay 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 vay. FPS'te ayrı bir güzel gözüküyor ama. Efendim, kişisel görüşlerinizi alalım. Oynadıysanız belki umarım açık server'da denk geliriz. Siz de yorumlarınızı falan yazın. Siz neresini eksik buldunuz, neresini hoşunuza gitti falan. Ha bak mesela burada şey yok. Aynada bir şey yok bu arada. Arka taraf gözükmüyor. 23'te çıkacak bir oyun için büyük eksiklik bana göre. Helal olsun! Aha! İşte bizim tarzımız efendim. Dolmuşlarla yarış. Aha! Efsanevi araçlar şey kısmına geçiyoruz, playlistine. Ferrari'yi ver, Ferrari'yi ver! Ha Lambo. Ha, araç değişmemiş, hala aynı. Woohoo! I'm running out of adjectives here. Ver 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 ver. Hadi bakayım. Dur bakayım, şöyle bir içeride bakalım. Hocam zaten yani bin tane Lambo anlaşması yapıyorsunuz. Lambo değil, Bugatti, pardon, kusura bakmayın. Şimdi ikisi de Fransız ya. Ekmeğini yiyorlar. Ubisoft'la şeyden, Bugatti'den bahsediyorum. Hocam şu aradan geçtik miydi? Aracın işi güzel ama ayna kısmında hala dediğim gibi. Yani. Belki şu an kapalı betadayız, ondan dolayı da olabilir. Ama grafikler şu an ultra'da. Onun altını çizeyim. İçeriden güzel. Bir nitro. Afiyet olsun. Allah! İyi döndük. Şuradan bir third person. Çok güzel. Lan dön artık lan! Woohoo! Bunları iyi yedirmişler ha. Çünkü Crew 2'de şöyle bir eksiklik vardı. Live Summit'ler geliyordu, eyvallah, sıkıntı yok. Ama yediremiyorlardı bence. Üst üste Live Summit haftalık olarak geliyor gibi düşünün. Sizi böyle cezbedemiyordu, çekemiyordu. Bazı Live Summit'ler dışında. Hocam iki günde ne kadar ekmek yersek yardır. Aha, sal hele sal. Şimdi Crew Motorface'de efendim. Fiyatı her ne kadar yüksek olursa olsun, biliyorsunuz kanalımızın yapı taşlarından birisi Crew ve Forza filan. Her ne kadar şu an biraz ara vermiş olsak da yeni oyun çıkmadığı için ara vermiştik. Motorface çıksın, parasını marasını ödeyip siz değerli vatandaşlarımıza sunacağız, merak etmeyin. Vay 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 vay! Ah, diğer şeyleri, yarışları gösteriyor bu playlist'teki. Heh, Urus Bey de geldi. Oy, Veneno'ya bak hele. Aha. Like what you saw? Well, those were just the tip of the. Bunlar daha var ya, buzdağının görünmeyen kısmı, görünen kısmı pardon. Follow me. Once you pick your car, şimdi bakalım. Tamam. Bu Kara tam Forza kafasını olmuş bu arada. When in doubt, şimdi... you can always rely on her to guide you. Hocam yani benim ne seçeceğimi az çok biliyor musunuz acaba? Bilemedim şimdi. Şöyle bir yapacak olursak. Tabii ki de, evet, sağ olun, teşekkürler. Aslanım! Muscle varken burada! Hayırdır? Oy. Vay 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 vay. Kara hoş geldin. Kara gözlüm. Gerizekalı. Vay 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 vay. Vay anam vay babam. Aha. Açık dünyaya hoş geldiniz. Tamam dur gideceğim. Hele bacım dur bakayım bir dur. Dur hele dur dur. Aha şimdi efendim. Aynı dilden konuşmaya başlayabiliriz gibime geliyor. Benim araçları bir getirsinler hele şuraya bir. Bunlar efendim benim Crew 2'deki araçlarım. Ama burada ayrı bir güzel gözüküyor canım. Ama şimdilik oyuna odaklanalım diyorum. Şöyle yardıralım. Semih Bey de bir yandan bekliyor. Onunla da güzel bir ekmeğini yiyeceğiz efendim. Şöyle bir yardıralım. Eyvallah sağ ol. Map'i de meydan açabilsin diyor. V ile kamerayı değiştirebilsin diyor. Kamerayı bir değiştirelim. Dur bakayım şöyle. Şöyle iç dizayn ayrı bir güzel ya. Dizayn. Çok hoşuma gidiyor. Tabi şimdi şey ya. Kapalı beta'yı herkes koşmuş durumda ya. Coşturmuş diyorum. Etraf tabi böyle dolu dolu. Ne oluyor böyle? Heh. Şöyle kamera tamam. Haritayı meyle açabiliyormuşuz. Allah razı olsun. Renkler ekstra bir canlı. Hafif böyle Fortnite'ımsı bir renk şeyi paleti sunulmuş. Ama o da cezbetmek içindir diye düşünüyorum. Ağaçlar yıkılıyor. He bu arada şöyle geçenler falan yapay zeka. Onun da bir altını çizelim. Kendi aralarında yarışıyorlar gibi. Klasik Forza kafasında düşünün. Veya NFS'de de vardı bunlar. NFS'de de. Şuradan bir tane yarış patlatalım.
İlk giriş videomuz böyle olsun. Allah Allah. Drift yapacakmışız dağlarda. He, treasure'lar falan yine buralarda da var. Ekstradan. Kuru 2'de de vardı hatırlarsınız. Diğer kuruda da vardı. Ablan! Bir sus lan. Heh, ben ne diyorum efendim. Burayı bir aradan çıkartalım. Sonra Semih Bey de bekliyor. Onunla da güzel bir ekmeğini yiyeceğiz. O ikinci videonun hızlı gelmesini istiyorsanız. Bir like'ınızı artık alırız. Şurada bir yardıralım. Tamam be. Şöyle bir yola odaklanın hele be. Böyle yeni oyunlar gelince biliyor musunuz ekstradan gaza geliyorum ben. Forza serilerini takip eden arkadaşlar hatırlıyordur. Kendimi çok kaptırıyordum. Şu an yine kendimi fazla kaptırmış olabilirim, kusura bakmayın. Normalde yoksa çok sakin bir insan. Soğuk kaldım he. Aha ne geldik. Ben playlist'te oynarken de buraya gelmiştim. Vazgeçemiyorum. Aha merhaba, merhaba, hoş bulduk, merhaba. Merhaba, hoş bulduk, merhaba. Aha. Vay vay vay. Oy ey. Oy ey. Ana sahne çok güzel. Tam böyle nefes havası vermemişler mi ya? Şunlarla birlikte. Adamlar çalışmış ya. İşte bunların oyuncular üzerine bıraktığı etkileri filan fark etmeleri güzel olmuş. Ne bileyim biz böyle oyuncular böyle ara sahneleri böyle geçiş sahneleri filan seviyoruz ya. Şimdi map'e geri geldik. Buradan. Hah ablacım şöyle playlist zaten playlist diyorum. Şey GPS'te işaretlenmiş yer. Oraya bir yardıralım. Tamam. Drift yerine gidiyoruz efendim. Japon yarışlarını tanıyıp onlara meydan okuyacağımız yere gidiyoruz böyle rookie olarak klasik. Rookie. Bakalım neler sonucu. Bu yapay zeka değil bu bildiğin dırdır yapmaya gelmiş buraya. Eyvallah sağ ol sağ ol. Sağ ol canım sağ ol teşekkürler. That's right. Hocam şuradan geçersek ha. Has got some killer people to introduce you to an şimdi... authentic Japanese racing experience. O lan bunların kırıldığını fark etmemiştim ben. Heh tanışalım bakalım aslanlarla hadi. Aha. Şimdi playlist buradan giriyorsun. Difficulty options varmış burada. Options onları geç şimdilik kalsın orada. Bir şey ellemeyelim. En iyi süre 2.16'ymış. Allah bereket versin. Merhaba gençler, merhaba. Şimdi efendim otomatik olarak kendi aracımız değil, Honda NSX veriyorlar bir tane, onunla yarışacağız. Heh, direkler geliyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gelip gelmeyeceğine emin değilik. Hayato. Beklettiğimiz için üzgünüm kardeşim. Ha, bunlar da ekip. Want to show us what you can do? Ne yapabildiğini göstermek ister misin? O zaman bu arabayı dene. Göstereceğim aslanım, göstereceğim. Bir gelin hele. Aha, geçişler efsof. Let's go! Gençler sizi bir tokatlayayım da aklınız başınıza gelsin lan. Haydi. Çekil lan, çıksana. Efendim vallahi streamer modu açtım da. Telif yersek de artık. Hiç yapacak bir şey yok yani. Sonunda farlar gözüküyor, anlamış biliyor musun? Gelin mi gelin hadi gelin. Şuradan bir detoraya bas bakayım. Tamam. Yavaş 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 yavaş. Çok güzel. Şu aradan geçtik miydi? Şeyler müzikler falan uyumlu, streamer modda bunlar çalıyorsa ben okeyim. 7.24 baştan çalmayacaksa tabii. Hocam şuradan güzel bir dönüş gelir mi? Ha beni korkutma mı? Lan korkutun yiyorsa hadi gelin. Bilen kaç bin saat forzam var lan benim. Ha kurumum da var pardon. Dur tehdit olmadı dur başını arıyoruz. Bilen kaç bin saat kurumum var lan benim. Araba güzel. Aracı tanıtıyor efendim. Neyse güzel araçtır severiz.
böyle sadece bir sokak yarışı arabası olarak düşünme bunu. Efsane bir araç gençler, bir sona gelin de ben sizi tanıtacağım aracı. Çevre detayları güzel. Bakalım diğer playlistleri nasıl yedirecekler. Ben medium'da falan mı girdim lan? Olabilir. Zorluğu ayarlamadığım için bilmiyorum şu an. By the way, do you know what NSX stands for? NSX'in açılımını biliyor musun? Ha, söyledi. Sana sormuyordum Hina. Onlar yine bırbır yapıyorlar. Onların bırbırını bırakın, siz oyunu nasıl buldunuz? Hele 3-5 yorum yazın efendim. Ya gördüğünüz kadarıyla. Büyük bir hype yarattıysa sizde de, ikinci videomuza da bekleriz. Orada yoldaşımız Komrey Semih Bey de geliyor. What? Bir an kırılıp kırılmayacağını bilemedim. Hocam şu aradan girdik miydi? İçeriden de bir göstereyim size, durun bakayım ya. Şöyle hele bir gelin gelin. Wow, see that awesome canyon on the left? Soldaki kanyonu gördün mü? Yola odaklan Hina. Ha Hina, grubun hıyarı. Tamam. Hocam şurada güzel bir driftik yer geliyor. Bir yan ver bakayım. Dur bir dışarıdan sürsek daha iyi olabilir efendim. Bir drift olayını bir görmek istedim ben de. Yani el frenli driftik havasında böyle. Ama araç biraz daha hızlı olsaymış daha iyi olabilirmiş. Olabildiği kadar diyelim. Ha dur lan nitro yok. Yaptıkları festival ortamını sevdim. Sanki eve geri dönmüş gibi hissettiriyor filan. Evdeymişiz gibi hissettiriyor. Bunlar Japonya. Bravo! Sağ olun. İlginç mi geldi aslanım? Bravo efendim, bravo. Geçişler hızlı olmuş bu arada. Yükleme menüsünde Forza kadar değilse hiçbir sıkıntı yok. Dur şu waypoint'i yok et bir. Dur bekle sonra gideriz. Efendim, şöyle map'i bir açıyorsunuz şöyle. Allah bereket versin. Sonracığıma şöyle CTRL ile bir yukarı çıkalım. Harita kısmı burada. Bak mesela 911 Legacy buradaymış. Ondan sonra kanyon kısmında şöyle Demolition Royale diye bir yarış varmış. Bu yeni Electric Odyssey denilen şey yeni gelmiş. Playtest yoktu bu yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında diğer adaya gidebilir miyiz? Şu anlık mı gidemiyoruz, genel olarak mı gidemiyoruz bilmiyorum. Oralara bakacağız. Daha sonra bizim araçlarımız falanlar filanlar var. Onları da değerlendireceğiz, merak etmeyin. Evet, hadi yola geri dön. Tamam. Şurada bir deniz kenarında bitirelim ya. Ne oldu lan öyle? Adam yardıra yardıra geçti. Şöyle bir sahile doğru gidelim. Orada bir son vedamızı edelim. F neymiş? Ha! Dur lan dur. Dur lan dur. Bekle. Forza ile kurumu ayıran temel özellik. ESC. Biraz erken mi dönüştüm? Vurdur. Ey aslanım geri döndü. Çok güzel olmuş lan böyle bakınca. First person'a nasıl? Dur bakayım. Tamam güzel, hakkını yemeyelim. Ulan yine hakkını yemelim dedim. Yani deniz biraz sırıtıyor. Grafiksel olarak filan. Evet efendim, ilk bölümümüzün sonuna geldik. Hawaii maceramıza siz de katılmak istiyorsanız ikinci bölümü bekleyin. İkinci bölümde umarım bir sıkıntı çıkmazsa Semih Bey de gelecek. Like'larınızı böyle helalinden 1, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 like'larınızı fırlatırsanız seviniriz. Şimdilik benden bu kadar diyelim. Görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. Her zaman dediğimiz gibi, Atman sizinle olsun. Ulan bıvak korunası yok. Puh.